Merhaba çocuklar. 4 gün boyunca 4 işlem yapacağız ve sıfır hata yapan öğrenciler yıldız öğrenci olacak. Şimdi bugün verdiğim 12 işlemi yaptınız. Şimdi videoyu izleyerek Yanlışlarınız var mı diye kontrol ediyorsunuz. Oldu mu? Varsa yanlışınız üzülmüyoruz. Yarın ikinci gün, ikinci gün daha dikkatli yapmaya çalışırsınız. Sonuçta dört gün süremiz var. Hemen toplama işleminden yapmaya başlayalım çocuklar. Birler basamağından başlıyoruz. Altı, yedi daha ne yapar? On üç. On üçün üçü elde var bir. Sonra geldik onlar basamağını toplaya. Onlar basamağını toplamaya. 9 1 daha 10, 2 daha 12. 12'nin iki. ikisi elde var. 1 yüzler basamağına ekledik. 6 1 daha 7, 1 daha 8 ne oldu? 823. Geldik çıkarma işlemine. 5'ten 8 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Oradan 1 onluk aldık. Burası 0 kaldı. 5 de olur 15. Peki 15'ten 8 çıkarsa tabii ki 7 kalır çocuklar. Sonra onlar basamağına geldik. 0'dan 0 çıktı. 0. Yüzler basamağına geldik. 6'dan 2 çıktı. 4. Cevabımız ne, olur? 407. Şimdi geldik çarpma işlemine. Çarpma işleminde de ne ile neyi çarpacağım diye bazen karıştırıyor değil mi öğrenciler? Peki ne yapacağız burada? Önce 32 ile 24'ü çarpacağız ama önce şu 2'yi görmeyelim. Şöyle 2'yi görmeyelim. 2'yi görmediğimiz zaman ne olur çocuklar? Geriye 32 ile 4 kalır. O zaman 32 ile 4'ü çarpıp yazacağım. Hemen ilk önce 32 ile 4'ü çarpıp yazacağım. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. 4 ile çarpma işlemim bitti. Şimdi ne yapacağım? 2 ile çarpacağım çocuklar. 2 ile çarparken 2 4'ü görmüyoruz tamam mı? 2 ile 32'yi çarpacağım ama bu sefer 4'ü görmüyorum. Tabi 2 ile çarparken de bunu nereye yazacağım? Alta yazacağım oldu mu? Yeşil olan 4'ün sonucu. 2 ile çarptığımda 6 yazacağım. Peki başlayalım. 2 kere 2 4. 8'in altından bir kayıp buraya yazıyorum. 2 kere 3 6. Ve şimdi bunları ne yapıyoruz çocuklar? Topluyoruz. Yani 4 ile 32'yi çarptım, yazdım. 2 ile 32'yi de çarptım, onun altına yazdım. E bu iki çarpım sonucunu toplayacağım. 8'in altında bir şey yok. 4 2 daha 6. 6 1 daha 7. Cevabımız ne olur? 768 olur. Şimdi geldik bölme işlemine. Bölme işleminde 48'i 4'e böleceğim. Öncelikle ilk rakamıma soruyorum. 4'ün içinde kaç tane 4 var? 4'ün içinde 4 bir tane var çocuklar, değil mi? Bir kere bir kere 4, 4 yazdım, çıkardım. 4'ten 4 çıktı, 0. Birinci aşama bitti. Şimdi geldim ikinci aşamaya. İkinci aşamada 8 aşağı indiriyorum. 8'in içinde kaç tane 4 var? Bunu şöyle bulabilirsiniz çocuklar, zorlanıyorsanız. 4'er 4'er, 8'e kadar sayacağız. Ritmik sayacağız yani. 4'er 4'er, 8'e kadar ritmik sayacağız. Sayalım. 4, 4, 8. 12'ye geçmiyorum çünkü 8'i geçemem. 4'er 4'er 8'e kadar sayıyorum. Kaç oldu? 2 tane oldu. 2'yi yazdım. 2 kere 4 8 çıkardım. 8'den 8 çıktı 0. Bu kadar. Bölme işlemi aslında çok basit çocuklar. Şimdi toplama, çıkarma, çarpma, bölme birinci grup bitti. Şimdi ikinci gruba gelelim. Evet. Ne yapıyoruz o zaman? 346 ile 297 toplayacağım. 6, 7 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 9, 1 daha 10. 4 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 3, 1 daha 4. 3, 1 daha 4, 2 daha 6. Cevap ne olur çocuklar? 643. Şimdi geldik çıkarma işlemine. Ne yapıyoruz? Birler basamağından başlıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. Ne yaparım? Komşuya giderim. Komşudan aldım. Komşumuz 0 kaldı. Biz ne olduk? 0'dık, 10 On olduk. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Peki, geldik onlar basamağını çıkarmaya. 0'dan 9 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Komşudan 1 tane aldık. Burası ne kaldı çocuklar? 4 kaldı, değil mi? Komşumuz 4 kaldı. Bizde 0 vardı aldığımız zaman burası 10 olur. 10'dan 9 çıktı, 1 kaldı. 4'ten 3 çıktı, 1 kaldı. Evet, bu sorumuz da bu kadar çocuklar. Şimdi çarpmaya geçiyoruz. Çarpma işleminde ne yapacağım? 63 ile 12'yi çarpacağım ama adım adım. Önce 1'i görmüyorum. 63 ile 2'yi çarpıp yazıyorum. Sonra 2'yi görmüyorum. 63 ile 1'i çarpıyorum. Bunları alt alta yazıp topluyoruz. O zaman ilk işlemimiz 2 ile çarpma yapmak çocuklar. Hemen çarpıyorum. Önce 1'i görmüyoruz. 2 kere 3 6. 2 kere 6 12. 2 ile çarpmamı bitirdim. Şimdi geldim 1 ile çarpmaya. 1 ile de çarpıp altına yazacağım. 1 kere 3 3. 1 kere 6 6. Bu kadar. 2 ile çarptım. Yeşil olanı yazdım. 1 ile çarptım. Turuncu olanı yazdım. Şimdi bu ikisini ne yapacağım? toplayacağım. İki sonucu topluyoruz. Sadece bir ile çarparken bir kaydırıp yazmaya dikkat edin çocuklar. Altının altında bir şey yok. 3, 2 daha 5. 6, 1 daha 7. Cevabımız ne oldu çocuklar? 756. Geldik bölme işlemine. Ne yapıyorduk? İlk önce ilk sayımızı soruyorduk. Altının içinde kaç tane 3 var? Eğer bulmakta zorlanıyorsanız ne yapacağız? 3'er 3'er 6'ya kadar sayarım çocuklar. 3'er 3'er 6'ya kadar sayacağım ama 6'yı asla geçmeyeceğim. Sayalım. 3, 6. Sonra 9 geliyor ama olmaz. 6'da durmam lazım. 3, 6. 2 oldu o zaman. 2 kere 3, 6. Çıkardım. 6'dan 6 çıktı. 0. Birinci aşama bitti. 6 ile bölme bitti. Şimdi 9 bölmeye geldi sıra. 9'u aşağı indiriyorum. Bu sefer soruyorum. 9'un içinde kaç tane 3 var? Bunu nasıl buluyoruz? 3'er 3'er 9'a kadar sayacağım çocuklar. Sayalım. Şu gitti. 3'er 3'er 9'a kadar. 3, 6, 9. Sonra 12 var ama 12 yapamam. 9'u geçemem. Tamam mı? 3, 6, 9'a kadar geleceğim. Kaç oldu? 3. 3 kere 3, 9. Dokuz. Çıkarıyorum. 9'dan 9 dokuz çıktı. 0. Bitti. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme alıştırmalarımız bitti. 4 işlem bitti. Şimdi son gruba geldik çocuklar. Son grup toplama işleminden başlıyoruz. 8 6 daha ne yapar çocuklar? 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Peki 5 7 daha 12. 1 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Geldim yüzler basamağına. 4 1 daha 5. 2 daha 7. Cevabım ne oldu çocuklar? 734 oldu. Geldim çıkarma işlemine çocuklar. Şimdi 5'ten 7 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittim orada da yok. Diğer yüzler basamağındaki komşuya geldim. Buradan aldım bir yüzlük. Burada 6 kaldı. Eee yüzlük mü aldın, onluk mu aldın çocuklar? Onu çok kafanızı karıştırmayın. Aldım, 6 kaldı. Buraya verdim. Burası ne olur? 10 olur, değil mi? Şimdi benim 5'im geliyor. Çünkü 5'in ihtiyacı vardı başta. 5'ten 7 çıkmıyordu. 5 gelip 10'dan bir tane alırsa burası ne kalır? 9 kalır kendisi ne olur? 15 olur. Peki 15'ten 7 çıkarsa ne olur? 8. 8 kalır. Şimdi geldik onlar basamağına. 9'dan 2 çıktı 7. 6'dan 1 çıktı 5. Cevap ne oldu çocuklar? 578. Geldik şimdi çarpma işlemine. İlk önce ne yapıyorduk çocuklar? eee 6 ile 28'i çarpıyorum. Sonra 1 ile 28'i çarpıyorum. İkisini alt alta yazıp topluyorum. Oldu mu? Yani önce işleme ne ile başlayacağım? 6 ile başlayacağım. Hemen 6 kere 8 48. 48'in 8'i elde var. 4. 6 kere 2 12. 12 4 daha 16. 168 oldu. 6 ile çarpma bitti. Şimdi nereye geldik? 1 ile çarpmaya. 1 ile 28'i çarpacağım. 1 kere 8, 8. 1 kaydırıp yazıyorum çocuklar. 1 kere 2, 2. Ve bunları ne yapıyorum? Topluyorum. 8'in altında bir şey yok. 6, 8 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 2, 1 daha 3. 1 de elde 4. Ne oldu cevap? 448. Ve son işlemimiz bölme işlemi. İlk sayımıza soruyoruz. 7'nin içinde kaç tane 5 var? Ne yapacaktık? 5'er 5'er 7'ye kadar sayacaktık. 5, 10. 10 olmaz çok geçiyor. Demek ki bir tane var. 1 kere 5, 5. Çıkarıyorum. 7'den 5 çıktı. 2. Birinci aşama bitti çocuklar. Şimdi ikinci aşamaya geliyoruz. İkinci aşamada şu 0'ı aşağı indiriyorum. Ne olur burası? 20. 20'nin içinde kaç tane 5 var? Bunu bulmak için ne yapıyoruz? 5'er 5'er 20'ye kadar sayacağım. Sayalım. 5 10 15 20 25 olmaz 20'ye kadar gelecektik 4 tane oldu 4 kere 5 20 çıkardım 0'dan 0 çıktı 0 2'den 2 çıktı 0 yani 70'i 5'e böldüm bölüm 14 kalan 0 Oldu mu çocuklar? Alıştırmalarımız bu kadar. Şimdi cevaplarınızı kontrol ettiniz. Yanlışınız varsa düzeltiyorsunuz. Yanlışınız olduğunda üzülmüyoruz. Çünkü yarın ikinci gün yarınki yanlışları yarın yanlış yapmamaya çalışırız. Oldu mu? Dört gün süremiz var. Dört gün sonunda sıfır hata yakalayıp yıldız öğrenci oluyoruz. Hadi görüşürüz.